Kanka boyut atlamış boyut. Acayip yapmış adamlar ya. Oğlum var ya, nerede var trend olacak bir şey buluyorsun. İkonsun kanka, ikonsun. Kerem, koçum bak, ayakkabı bu. Nasıl? Kaç aldın bunları? Çok bir şey değil, 450. Ama bu marka için çok iyi fiyat. İyiymiş. Ben de 1000 lira etiket koymuşlardır dedim ama. Abi yarın gidip biz de alalım. Gruptaki herkesin ayakkabısı olacak. Abi iyi de ya, siz trend mirent abarttınız yani. Bunun fazla bir numarası yok zaten. Ucuz yani. İyidir iyi, yakışır bize. Alalım birer tane. Ben almam abi, siz alın. Benim tarzım falan değil. Ama kalsın oğlum ya, alalım şunlardan birer tane. Abi görmüyor musun? Bak çok renkli. Ben renkli ayakkabı falan sevmiyorum. Yoksa biliyorsun evde bir dolap ayakkabı var. Hepsi düz renkli. Aman bırak şunu ya, takıntılı o. Yok abi, ayakkabı uzay gerçekten. Sen net etme. Yarın okul çıkışı çekelim biz de birer tane ayağımızı. Gençler, ne oturuyorsunuz burada teneffüs vakti? Herkes dışarıda, hava mis gibi. Hadi çıkın da bir paspas yapayım. Haydi kalkın millet, gidelim. Ya yapma. Yapma. İyisin, iyi. Hadi kolay gelsin. Baba dur dur. Şşt kanka. Oğlum siz ne arıyorsunuz burada? Asıl sen ne arıyorsun buralarda? Ya benim ilkokuldan bir arkadaşım var da burada. Ara sıra uğruyorum. Kitap falan bırakıyorum. Durumları çok iyi değil de. Ben buralarda oturuyorsun sandım oğlum. Siz rezidansta oturuyorsunuz değil mi? Tabii oğlum tabii. Hadi atla, babam seni de bıraksın. Yok yok sağ olun. Arkadaşa uğrayacağım demiştim ya. Yarın görüşürüz kanka. Hadi biz kaçtık. Görüşürüz. Hadi baba gidelim. Tamam paşam. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Oğlum niye fırlatıyorsun çantanı öyle? Oğlum neyin var? Yok bir şey. Var var. Okulda bir şey mi oldu yoksa? Arkadaşlarınla kavga mı ettin? Çocuk muyum ben baba? Kavga edip küseceğim. Canım sıkkın sadece. Neden evladım? Ne oldu? Ya yeni bir ayakkabı çıkmış. Bizim gruptaki herkes ondan alacak. Bana da tutturdular al diye. İyi oğlum alırız işte. Ne kadarmış? 450. Aa, tövbe bismillah. Mağazayı mı satıyorlar oğlum? 450 lira neymiş? Marka anne o ayakkabı marka. Tabii sizin dünyadan haberiniz olmadığı için. Herkeste var şu an. Oğlum markadır da çok pahalı. Bizi aşar. Benim maaşımın yarısı neredeyse. Senin ayakkabıların neydi daha? Yeni olabilir ama gruptaki herkes alacak. Onu alamayan çocuklar var devlet okullarında. Sen hep kendinden üste bakıyorsun. Ama bir de alta bakacaksın. Şükretmeyi bileceksin evladım. Söyle söyle diye ısrar ediyorsunuz bile. Biliyordum zaten böyle yapacağınızı. Anneciğim halimiz belli. Bizim etimiz ne budumuz ne. Bak babanın ayakkabıları paramparça oldu. Adam kendi ayağına bile ayakkabı almıyor sırf sen okuyasın diye. İyi de zaten tam burslu okuyorum ben. Cebinizden 5 kuruş çıkmıyor ki. Sanki okul parası ödüyormuş gibi konuşuyorsunuz. Oğlum bir tek okul parasıyla oluyor mu bu iş? Özel ihtiyaçların çıkıyor. Biz de yetişmeye çalışıyoruz. Bilmezmiş gibi konuşma. Ha? Daha ucuz bir şey alırız olmaz mı? Tamam ya almayın ya. Ben size alın demedim ki. Zaten sizden bir şey isteyen yok. Ne yapacağız bey? Bakacağız bakacağız. Ellerine sağlık hanım. Afiyet olsun.
Yemedi mi bir şey? Odasına bıraktım, yememiş. Çekmiş yorganı başına. Uyudu mu, numara mı yapıyor artık bilmem. Üzüldü tabii. Arkadaşlarının hepsinde var. Ay Ali Efendi, bırak da artık üzülsün. Ne istiyorsa yapıyoruz. Ama koca çocuk oldu artık. 450 liralık ayakkabı isterken biraz düşünmesi lazım. Öyle deme be hanım. Sen özel okul ortamını bilmiyorsun. Küçücük çocukların cepleri para dolu. Hepsinin üstünde marka kıyafetler. Bir gömlekleri benim maaşım kadar. Oğlan görüyor tabii. Elde yok, avuçta yok. Eksikleniyor çocuk. Sen iflas ettikten sonra kolejden alacaktık onu. Tam burslu olsa bile dünya kadar masrafı var. Bak, seni bile tanımıyor okulda. Gücüme gidiyor vallahi. Alsın beni cebe. Ne yapsın? Onun için de kolay değil. Eski yaşadığı yaşansın istiyor. Ben hiç ağırlamıyorum. Ne desin? Benim babam iflas etti, battı, aylarca iş bulamadı. Sonra geldi okulda hademe oldu mu desin. Varsın söylemesin. Öyle daha mutlu olacaksa. Sen bilirsin bey. Oğlum alıyorum ben bunu ya. Sen denesene bir tane oğlum ya. Yok abi ya. İstemiyorum öyle renkli renkli. Tarzım falan da değil. Vay arkadaş. Ne yazsın ya? Tarzın bu mu senin? Tarz bu kanka. Dedem modeli seviyor arkadaş. Iy, bir de kahverengi kahverengi. Ya kanka bu rahat. Hem neresi dedem modeli bunun? Oğlum seni tanımasam Mahmut Hoca'dan olduğuna yemin ederim lan. Abi bana olur. Sen kaç giyiyordun? 42 değil mi? Abi istemem, zorlamayın ya. Yürü abi, hadi yürü yürü yürü. Ya yürü abi, yürü of yürü ya. Hadi. Hadi oğlum, aman az yaptın ha. Süper oldu kanka. Yok abi ya, hiç rahat değil. Ne bu böyle kırmızı kırmızı? Ben hiç sevmem öyle. Ben alıyorum abi bunu. Bunu da alıyoruz. Hadi çok konuşma, çıkar. Ya abi almayacağım, ısrar etmeyin. Yok yok, alıyoruz. Oğlum bir ayakkabı için kankaları ne diyorsun burada? İnsan hatır işin olsa bile alır. Kaç paralık şey? Al. Giymezsen de giyme. Ya abi ezmek değil de yani. Beğenmedim ki. Hadi uzatma. Parasını verip çıkalım. Hadi oğlum ya hadi. Hadi hadi. Tamam oğlum. Bunu alıyorum. Ne kadar? İndirimde 450 lira. Bedavaymış ya. Paketle. Buyurun. Sizinki? Kredi kartı unutmuşum ya, hay Allah. Kanka yemezler. Almamak için yapıyorsun. Yok oğlum ya, yemin ediyorum bak, diğer cüzdanda kalmış. Şimdilik kalsa olur mu? Üstümde nakit yok da. Peki efendim, tekrar bekleriz. Bırak oğlum ya, yine kategoriye getirdin bizi. Almadın ayakkabıyı. Bu kadar ısrar daha olsa dayanmaz. Ama değerimiz bu kadarmış demek. Ya abi neden inanmıyorsun? Seni kıracağıma kafamı kırarım. Evet beğenmedim ama sizin için alacaktım. Kart alır gelirsin. Dükkan da burada, ayakkabılar da. Hadi yürüyün, açlıktan öldüm. Bir şeyler yiyelim. Benim gitmem lazım, yarın görüşürüz. Ya yürü oğlum ya. Rezil oldum ya, rezil. Allah'ım, biz neden böyleyiz? Şuraya bak ya, 10 lirayla geziyorum. Neden beni onlar kadar şanslı yaratmadın Allah'ım?
Bana onlarınki kadar zengin baba vermedin. Neden? Neden? Mis gibi oldu mis. Parmaklarını yiyeceksin. Lazım bu parmaklar bana annem. Afiyet olsun. Ah, sıcacık. Gel oğlum. Gel oğlum gel. Kerem, ne bu haline oğlum? Bir şey mi oldu? Ne olabilir baba? Sizce ne olabilir? Rezil oldum. Sizin yüzünüzden arkadaşlarıma rezil oldum. Ne demek o? Biri beni mi öğrendi yoksa? Hayır ya hayır. Bugün arkadaşlarımla mağazaya gittik. Can ayakkabı aldı. Bana da ısrar ettiler. Kasaya kadar götürdüler ama... Bilin bakalım ne oldu? Orada yalan söylemek zorunda kaldım. Belki de anladılar fakir olduğumuzu. Oğlum, fakirlik ayıp değil ya. Hırsız değiliz, uğursuz değiliz. Hem fakir sayılmayız. Onurumuzla, gururumuzla haramsız yaşıyoruz. Daha ne istiyorsun? Bundan daha büyük zenginlik var mı hayatta? Ya baba bırak bu edebiyatı. Bir ayakkabıyı bile alamadınız. Ne zenginliğinden bahsediyorsun baba? Dede ayakkabıları dediler. Mahmut Paşa'dan dediler. Alay ettiler benimle. Madem istediklerimi alamayacaktınız, alsaydınız beni özel okuldan. Senin iflas etmenin, senin aptal olmanın cezasını ben niye çekiyorum? Kerem. Ne var anne? Yalan mı? Sen halinden memnun olabilirsin ama ben değilim anne. Yatın kalkın dua edin de babaannem öldü buraya yerleştik. Yoksa sürünecektik sayende. Böyle söyleme oğlum. Ciğerimi yakma böyle konuş. Ben üzülmüyor muyum bu duruma? Baba ya bırak artık bıktım. Bu hayattan da, yoksulluktan da, sizden de bıktım. Anlıyor musunuz? Sizden bıktım. Hala uyumadın mı sen? Nasıl uyuyayım? İçime dert oldu olanın söyledikleri. Kaç sene sonra Allah bize bir evlat nasip etti dedik de her istediğini yaptık biz. Ama galiba biraz fazla şımarttık Ali Efendi. Bak neler söyledi bize. Necibe sen anlamıyorsun, anlayamayacaksın. Biz elimizle koyduk çocuğu ortamın içine. Elde değil, gördükçe üzülüyor, eksikleniyor, mukayese ediyor. İyi, doğru diyorsun da ne yapalım ama? Şimdi gücümüz bu kadar. Her gördüğünde alamayız. Anlamalı artık durumumuzu. Bir yolunu bulup almalı Necibe. Ben bilirim o eksiklenmeyi. Çocukken... Bir bayramlık alamazdı rahmetli babam üstümüze. Bayram sabahı olduğunda şuram acırdı. Herkes yepyeni giymiş çıkmış. Biz komşunun oğlunun küçüleniyle bayram yapardık. Hep içimde kaldı o günlerin acısı. İstemem evladım da aynı şeyleri yaşasın. Hele hele de iflas edip onun hayatını yerle bir edeceğim. Kendimi suçlu hissediyorum. Seneler sonra beni hatırlayınca içinde yer olmak istemem. Kerem, hadi oğlum. Çayın soğuyor.
Ya yemeyeceğim ben, çıkıyorum. Aa, yemeden gidilir mi oğlum? Hadi gel bir dilim reçel süreyim. Ne yapacağız Ali Efendi? Düşünüyorum hanım. Alacağız o ayakkabıyı. Delirdin herhalde. 450 lira. Bizim o kadarlık ayakkabıyı alacak halimiz var mı Allah aşkına? Sonra ne yer ne içeriz? Zaten okul her şeyini karşılıyor hanım. Bu kadar da biz dişimizi sıkacağız. Çocuğu arkadaşlarının yanında boynu bükük bırakamayız. Bulacağım bir yolunu. İş bakacağım. Bakma öyle. Alacağım o ayakkabıyı. Çok bozuldum kanka. Bu kadar ısrar ettirilmez ki. Biz arkadaş değil miyiz? Birimiz ne yaparsa öbürümüz aynısını yapmıyor mu? Şimdi Kerem neden ayrılık çıkarıyor? Vallahi ne bileyim ben. Anlamadım ki. Ama alabilirdi yani. Sonuçta bir ayakkabı. İnsan hatır işin olsa bile alır. Dur bakalım. Bugün kartı getirecekti sözde. Bakalım alacak mı? Bakalım değerimiz ne kadarmış. Yok, baktım almadı, keserim muhabbeti. Tabii oğlum. Oo, ne haber kankalar? Günaydın. Neşe. Yine erken misiniz? Burada bütün konular var. Ne yapıyoruz, okul çıkışı gidiyor muyuz? Nereye gideceğiz? Sence? Ayakkabı almaya, bilmem hatırlıyor musun? Hani kartı alıp gelecektin ya. Aa. Ya tamamen unutmuşum ya. Aklımdan çıkmış. Ama alırım yani yarın öbür gün. Hem bu arada siz neden bu kadar acele ediyorsunuz ki? Ya git otur ya. Hoca gelecek şimdi. Allah Allah. Al sen de çalış. Tamam. Al bir oku canım. Ha? Ne haber? Aa, iyilik senden. Canım çıktı ya. Serhat hadi oğlum, hoca bekliyor. Geliyorum. Kıyamet gibi ya. Herkesin ayağında. Bir tek ben alamıyorum. Ne olur ki? O yine alır. Denizde kum, onlarda para. Oğlum, fakirlik ayıp değil ya. Hırsız değiliz, uğursuz değiliz. Hem fakir sayılmayız. Onurumuzla, gururumuzla haramsız yaşıyoruz. Daha ne istiyorsun? Yapamayacağım ya. Of ya. Allah'ım, sen yardım et. Ya işte böyle. Tutturdu da ayakkabı ayakkabı diye. Hani ucuz olsa neyse. Sorma, benim oğlan da tutturdu. Telefon telefon diye. Pazar parasından arttırıyorum vallahi. Gençlik işte, arkadaşlarına uyuyorlar, ne yapacaksın? Ah Ayşe'cim, rahmetli kayınvalidem öldüğünde biliyorsun, kiradan kurtulduk da buraya geldik. Ali iflas ettiğinde ne perişan olmuştuk. Yiyecek ekmeğimiz bile yoktu. Buna da şükür. Allah beterinden korusun komşu. Hadi üzme kendini. 2 senede ne badireler atlattın. 2 senede çöktün. Sağlığından olacaksın. Allah sizden razı olsun. İçimi ferahlattınız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Anlat. Kirayı verdim. Buyurun. Verdim ya. Ama depozitoyu az tut. Buyurun. Sağ ol Selman. Afiyet olsun. Çocuğun ihtiyacı varmış. Yeni ev vermişler. Hoş geldin abi. Bu da senin kısmetinmiş. Hoş bulduk Selman. Selman bir otursana. Olur abi. Allah yardımcın olsun. Yeni de çocuğu. Abi hayırdır, seni kahvede görmezdik hiç. Bir meşgulüm var Selman. Aklıma sen geldin. Emin olur abi. Yapabileceğimiz bir şeyse. Bana iş lazım Selman. Okuldan sonra da çalışırım ama hafta sonları da boşum. Ne bileyim, gece bekçiliği olur, inşaatta gündelik amelelik olur. Senin tanıdığın çoktur. Vallahi Ali abi, müteahhit bir abimiz var, Fevzi abi. Bir konuşayım, hafta sonları olur derse. Vallahi Selman, çok dua ederim sana. Dur abi, bir arayalım bakalım ne diyecek. Ara hadi.
5. Sağ olsun. Bizim Selman hemen aradı adamı. Durumu anlattı. Adam da gelsin hafta sonları demiş. Ah be Ali. Sen inşaatta çalışacak adam mısın? Zaten okulda da yoruluyorsun. Ne yapalım hanım? Çalışacağız artık. Şu ayakkabıyı alalım. Sadece birkaç hafta sonra. Ne diyeyim ki? Hayırlısı. Kerem. Ne yapıyorsun böyle oğlum? Haberiniz olsun. Ben artık okula gitmeyeceğim. Mutlu musunuz? Bir ayakkabı için arkadaşlarımı kaybettim. Beni artık aralarına almıyorlar. Üstelik yüzüme bile bakmıyorlar. Oğlum, bir ayakkabı almadın diye sana bunu yapanlar gerçek arkadaş değildir zaten. Biz niye mutlu olalım oğlum? Senin üzülmeni ister miyiz hiç? O zaman alsaydınız ayakkabıyı. Çok pahalı dediniz, durdunuz. Oğlunuza bir ayakkabı alamayacaksınız. Ölün gidin. Yaşamayın o zaman. Bıktım artık ya, bıktım. Tamam oğlum, alacağım. Ama bak, okula gideceksin. Nasıl alacaksın? Neyle? Yalan söylüyorsun biliyorum. İstemiyorum artık hiçbir şey sizden. Alacağım oğlum. Niye yalan söyleyeyim? Gitmeyeceğim işte. Bıraktım ben okulu. Bırak bırak. Sakinleşsin. Yarın çeker konuşuruz. Geldin mi hayatım? Geldim geldim. Kalktı mı oğlan? Kalktı kalktı. Ama üstünü falan giymemiş. Hiç niyeti yok gitmeye. Anne, çay da olur. Tamam oğlum. Oğlum niye giymedin? Okula geç kalacaksın. Ya ben gitmeyeceğim demedim baba sana. Anlamıyor musun? Ne dedim ben size? Gitmeyeceğim. Oğlum niye bağırıyorsun? Baban inşaatta iş bulmuş. Hafta sonları çalışacak. İnşaatta çalışacak. O ayakkabıyı da alacağım sana. Ben de sana söz verdim dün gece. Duymadın mı? Hadi bakalım. Kahvaltını et. Bir daha da okula gitmeyeceğim diye bir söz duymayacağım senden. Okuyacaksın sen. Meslek sahibi olacaksın. Benim yaptığım hataları yapmayacaksın. Tamam. Gideceğim ama siz de sözünüzü tutacaksınız. Hadi et kahvaltını. Beraber çıkarız. Ya baba ya. Ben seninle okula gider miyim? Saçmalama Allah aşkına. Bizi birlikte görürler. Ben kendim giderim. Oğlum nereye? Yiyecek işten bıraktınız be. Sen şımarttın bunu. Tamam bırak bırak. Kimse gitsin. Ali abinin durumu çok iyiydi. Ortağına inandı, aldandı. İflas etti. Tabii ortak fır kaçtı gitti. Adam mahvoldu. Oğlan kolejde burslu okuyordu. Zehir gibi akıllı maşallah. Şimdi bursu devam ediyor. Ama ihtiyaç olmuş. Ali abi de çocuk için çalışacak. Çocuk okutmak zor böyle zamanda. 400 lira mı demişti? Evet abi. Ben kefilim. Çalışır. Ortada bırakmaz. Adamcağızın müşkülünü halletsen. Çok dua alırsın vallahi. Tamam. Hey maşallah. İyi insan da lafın üstüne gelirmiş. Ali abi gel gel. Selamünaleyküm Selman. Aleykümselam abi. Ben de okula gidiyordum. Yoldan çevirdim seni ama inşaat işi vardı ya. Müteahhiti. Allah senden razı olsun. Hafta sonu geleceğim inşallah. Nasıl bir müşkül hallettim bir bilsen. Estağfurullah kardeşim. Müşkül halletmedik. Halletmeye vesile olduk diyelim. Ali abi ben Fevzi abiyle konuştum. Sana da kefil oldum. 4 haftalık paranı önden verecek. Sen de işini göreceksin abi. Sağ olun ama ben çalıştıkça alayım. Dünyanın 1001 türlü hali var. Ya çalışamazsam? Sonra o parayı ödeyecek durumum yok benim. Olsun kardeşim. Ben de çocuk okutuyorum. Duydum, oğlun çok başarılıymış. Ödeyemezsen de canın sağ olsun. Benim öğrenciye hayrım olur. Allah 1000 kere razı olsun. Öyle bir iyilik ettin ki bilemezsin. Fazlasıyla çalışacağım inşallah.
bereketini gör kardeş. Yarın da inşaata gelip başlarsın. İnşallah. Ya oğlum nereden buluyorsun böyle esprileri? Daha nete bile düşmedi. Öyle öyle, çok komiktir o. Gece 3'te kalkıp ders çalışıyorum. Kerem geliyor, görmezden gel. Ne haber? Oğlum böyle yapmayın ama. Ben sizin kankanız değil miyim? Teneffüste de görüşmedik zaten. Öf, bahçedeydik. Ya bakın size söyleyemedim o zaman. Biliyorsunuz babaannemle yaşıyorum. Yaşlı tabii. Ayakkabı için para istedim, o da vermedi. Zaten size de söylemek istemedim 3 kuruşluk şey için. Ama tabii aradım babamı, Almanya'yı. Oğlum istediğim para olsun, avro olsun dedi. 2 gün içinde tak para cebimde. Vay, alıyorsun yani. Moda nerede? Biz orada oğlum. Helal. Yakışır benim kankama. Oğlum kaç paralık şey? Sizi kırar mıyım benim? Ya işte bizim başta babaanne öyle yapınca. Olsun lan, alıyorsun ya. Hepimiz giyeceğiz, yakacağız ortalığı. Babam sağ olsun koçum. Nasıl sevinecek şimdi? Allah'ım sana çok şükür. Beni çocuğuma mahcup etmedin. Vay kankalar, ne haber ya? Bir şey istiyor musunuz? Yok yok kanka, sağ ol. Yiyoruz oğlum, görmüyor musun? Tamam o zaman. Hafta sonu ne yapıyoruz? Bizim mekana gidelim yine. Orada takılırız. Sonra ne yapacağımıza bakarız. Oğlum her hafta aynı yer. Sıkıldım ya. Tamam, bu hafta sonunda yatla gezeriz. Oğlum bilmiyor musun? Beni deniz tutuyor. Abi senin de her şey tutuyor ya. Şşt, oğlum kime diyoruz? Olacak abi ya. Açlıktan ölmüş sanki. Hadi oğlum derse. Ne dersi oğlum? Bu ders boş ya. Bak şimdi bak. Abi ne yapıyorsun ya? Bu da bizim Ali Efendi gibi ya. Şş, bak. Aa yeter ama ya. Abi ne yaptığınızı gördünüz mü? Ne var ya? Oğlum incilerim mi döküldü? Ali Efendi orada. Çağır gelsin. Ali Efendi! Ali Efendi! Şşş! Hademe! Ali Efendi, ne bakıyorsun öyle? Toplasana şuraları. Allah Allah. Hop, Ali Efendi. Adama kal geldi ya. Hiç mi kırılan şey görmedin Hademe? Topla çabuk şuraları. Toplarım şimdi, toplarım. Abi 6 tane dersten çekiyorum ya. Oğlum zaten kaç tane ders var? Bedenle resim iyi oğlum. Hadi iyi iyi maşallah. Hiç iştahım kalmadı kardeşim. Hadi yürüyün. Sınıftakilerle goy goy yaparız. Kerem. Kerem sana diyorum, hadi oğlum. Aman yürü ya, gidelim.
Kerem? Kerem? Benim, ben. Sen mi geldin? Daha erken değil mi? Ben de Kerem geldi sandım. Neyin var Ali? Bu halin ne? Yok bir şey. Yoruldum, ondandır. Ay tüh. Yarın da inşaata gidecektin. Aa. Bu ne böyle ay ortasında? Nereden buldun bunu? İnşaatına gideceğim adam. Önden verdi. Oğlana ver. Gitsin ayakkabıları alsın. Yok Ali. Bir şey olmuş. Halinden anlarım ben. Derdin ne? Hanım, bizim imtihanımız da bu çocukmuş. Yaradan böylesini takdir etmiş. Bize de sabır düşüyor. Neden böyle dedi şimdi? Kerem mi bir şey yaptı? Anlatsana Ali. Başım ağrıyor. Ben yatayım. Yarın da iş var. Oğlum. Bugün bir şey mi oldu? Nasıl? Baban sofraya gelmedi. Gelir gelmez de yattı. Hali hal değildi. Yüzü çökmüş adamın. Sordum söylemedi. Babanı üzecek bir şey mi oldu okulda? Ne alaka ya? Bir şey olmamıştır. Ne bileyim ben, kafayı takmıştır yine bir şey. Doğru söyle bana, bir şey yapmadın değil mi? Ya niye bir şey yapayım babama? Bu ne? Babam verdi. Yarın ayakkabıları al. Oley be! Babam bunu kazanmak için dinlenmeden hafta içi okulda, hafta sonu da inşaatta çalışacak. Yarın teşekkür edersin babana. Ederim. Anne! Anne, ben çıkıyorum. Güle güle oğlum. Ayakkabıları alınca arkadaşların yanına geçeceğim. Akşamdan önce gelmem, merak etme. Annem, çok geç kalma olur mu? Tamam. Hadi güle güle. Kolay gelsin Ali kardeş. Sağ ol, sağ ol. Ağır iş değil mi? Öyle kolay iş mi var? Ekmek aslanın ağzında. Vallahi oğlun çok şanslıymış Ali efendi. Bu yaşta bu azim, helal olsun sana. Sağ ol. İyi günler. İyi günler size de. Ne kadar? 450 lira. Babam bunu kazanmak için dinlenmeden hafta içi okulda, hafta sonu inşaatta çalışacak. Paketlemeyin diyeceğim. Tamam. Buyurun parasını. İyi günlerde kullan. Sağ olun, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Oley be. Alo, neredesiniz kanka? Ha, tamam tamam geliyorum. Ya baba ya, ben seninle okula gider miyim? Saçmalama Allah aşkına. Bizi birlikte görürler. Ben kendim giderim. Yiyecek işten bıraktınız be.
Mahmut Paşa'dan dediler. Alay ettiler benimle. Madem istediklerimi alamayacaktınız, alsaydınız beni özel okuldan. Senin iflas etmenin, senin aptal olmanın cezasını ben niye çekiyorum? Yoksa sürünecektik sayende. Bu hayattan da, yoksulluktan da, sizden de bıktım. Anlıyor musunuz? Sizden bıktım. Ali Efendi, ne bakıyorsun öyle? Toplasana şuraları. Nerede kaldı bu herif ya? Hah, işte geliyor. Selam millet. Selam. Selam. Nerede kaldın oğlum? Bir saattir kapıda bekliyoruz. Oğlum ne sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi? Ya kanka, dün akşam mesaj attım ya. Bak bak, ayağıma hiç bakmıyorsun. Aldım ayakkabıyı oğlum. He kanka, iyi etmişsin. Hani oğlum, siz giymemişsiniz. Ya aldık da onların modası geçti oğlum. Ne demek modası geçti ya? Abi küstünüz ya bana ayakkabıyı almadım diye. Modası mı geçti şimdi? Ya oğlum ya, sen ne kadar ciddi almışsın. Biz sana ayakkabı almıyorsun diye atarlandım. Hani dediğimizi yapmıyorsun diye. Aman yoksa ayakkabı yani. Hepsi aynı. Kanka ya, şimdi yeni bir botlar çıkmış. Trend trend. Oğlum bak, acayip bir şey. Nasıl ya? Şşt, alo. Oğlum, kime diyoruz oğlum biz? Şşt. Kerem. Manyak mı lan bu? Alo. Ali Erdem'in evi mi? Evet, buyurun. Siz kimsiniz? Kocanız bir kaza geçirdi. Ne? Kaza mı? Ali! 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 Hay Allah. Anahtarı da unutacak tam zamanı buldum. Anne! Anne! Kerem! Kerem oğlum! Efendim Ayşe teyze. Gel. Ya Ayşe teyze, annem evde yok ya. Bir şey oğlum. Panik yapma ama. Ayşe teyze, bir şey mi oldu? Seni aradık ama telefonun kapalıydı. Baban... Ne oldu babama? Babanı hastaneye kaldırmışlar. Kaza olmuş inşaatta. Merkezdeki devlet hastanesine kaldırmışlar. Gitsen iyi olur evladım. Baba. 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 Ali, Ali. Anne. Babam iyi olacak mı? Ne oldu babama? Yeri çıktı ameliyat. Kendine gelmesini bekliyoruz. Bir şey olmayacak değil mi babama? İyileşecek. İyileşecek inşallah. Deme kaldı. Kerem. Baban iyileşecek ama biliyor musun? Sen yeni ayakkabılar giyesin diye. Bir daha hiç ayakkabı giyemeyecek. Ne yaptın bana? Ne yaptım anne? Oğlum,
Kerem. Kerem. Buradayım baba. Geldim. Buradayım. Babam. Fedakar babam benim. Affet ne olur. Şımarıklıklarımı affet ne olur baba. Senden utandım ama asıl kendimden utanmalıymışım. Ben senin gibi bir babaya sahip olduğum için çok, çok zenginmişim. Ağlama. Ben bacaklarımı kaybettim ama para oğlumu kazandım. Ağlama. Gittim. Oğlum biz nasıl yendik sizi ya? Ne haber kanka? İyidir. Hiç oynayamadınız. Sana aldım. Resmen top oynatmadık size. Ceza sahasına bile giremediniz oğlum ya. Ne çalışıyorsun? Sen de kesin. Hadi oradan be. Gerçekten. Aa. Giderim ya. Abi. Ali Efendi'ye bak. Kaza geçir demişlerdi de. Yazık adama ya. Ne hale gelmiş. Aa Ali Efendi. İyi de bizim Kerem ne iş kanka? Ne olmuş ya? Arkadaşlar bir dakika beni dinler misiniz? Ali Efendi'yi hepiniz tanıyorsunuz. Ali Efendi bir ay önce kaza geçirdi. Şımarık oğluna bir çift yeni ayakkabı almak için hafta sonları inşaatta çalışıyordu. Halbuki oğlu yoksul diye bu cefakar onurlu adamdan utanıyordu. Fakirliklerine isyan ediyor. Anasına, babasına eziyet ediyordu. Hep sizlere özeniyordu. Sizin durmadan değişen modanıza, babasının bir ayda kazandığını, elinizdeki bir telefonu düşünmeden gömen halinize özeniyordu. Ne yazık ki böyle bir babaya sahip olmanın en büyük zenginlik olduğunu çok acı bir tecrübeyle öğrendi. Şimdi hepinizin önünde babasının elini öpüp özür dilemek istiyor. Babam, beni affedecek misin? Nasıl ya? Ne babası? Bu adam benim babam. Hademe Ali Efendi benim babam. Vay. Babasıymış. Aa. Oğlu için her şeyini vermeye hazır olan bu adam benim babam. Babam. Oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.